Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel somun rengiyle güzel iki şiş örgü modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Muhteşem, kolay, görünüşü çok çok güzel bir model. Şöyle arkadaşlar, kartopunun bebe yününü kullanıyorum. Bununla başlayacağım. Şişlerim 3 numara. İlmeklerimi attım, hazırladım arkadaşlar. Her bir desenimizi 3 ilmek üzerine kuracağız. 3 ve 3'ün katları artı fazladan 2 tane ilmek atıyoruz. Ben şöyle ilmeklerimi attım, hazırladım. Dilerseniz lastik örüp üzerine de bu modeli kurabilirsiniz. Lastik istemeyen güzel esnek bir model, çok da kullanışlı. Şöyle çeviriyorum. Ve bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar hepsini ters örüyorum. Hepsi ters. Güzel bir model, kullanışlı bir model, spor bir model arkadaşlar. Bu modelden çok güzel uzun tunik olur. Video çektiğim için çok fırsatım olmuyor. Fırsatım olsaydı bundan kendime güzel bir yelek örerdim. Sadece yelek diye düşünmeyin arkadaşlar. Bebek battaniyesi muhteşem olur. Bebek battaniyesi, gelin yeleği, kayınvalide yeleği üçlü takım da yapabilirsiniz. Çeyizlere çok güzel yakışır. Son ilmeğimi de ters aldım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Çeviriyorum. Zeminimizi hazırladık. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz. Bak, birinci değil, ikinci ilmeği düz örüyorum. Daha sonra birinci ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği de düz ördük. Bu modelde bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir tane düz. Daha sonra ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Şişimden çıkartmadan bu sefer öndeki ilmeğimi düz örüyorum. Bırakıyorum. Bir tane düz. Önce arkadaki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane düz. Arada. Bu bir düzü unutmayacağız. Bunu unutursak modelimizi güzel kuramayız. Bu modeli güzelleştiren bu aradaki düz ilmek. İki tane düzüm var. Önce arkadaki ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra öndekini. Bir tane düz. Önce ikinciyi örüyorum. Çıkartmadan öndeki ilmeğimi de örüp çıkartıyorum. Bir tane düz. Önce ikinciyi, sonra önümdeki düz ilmeğimi ördüm, çıkarttım. Arada bir tane düzümü unutmuyorum. Önce ikinciyi, sonra öndekini, aradaki düzü unutmuyorum. Modelimizi kurduk. Bu kadar kolay bir model. Arka sırayı da göstereceğim sizlere. Bakın. Önü arkası olmayan bir model. Çeviriyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de aynısını yapacağız. Baştaki ilmeğimizi düz alıyoruz. Örmeden alıyoruz.
Hemen baştaki ilmeğin yanındaki ilmekten başlıyoruz. Düzle başlıyoruz. Bir düz. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeğimi düz ördüm, çıkardım. Bir tane düz. İkinci ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği ördüm. Sonra öndekini örüyorum. Bir tane düzümü unutmuyorum. Önce ikinciyi, sonra öndeki ilmeği çıkarttım. Bir düz. Önce arkadaki, sonra öndeki. Bir düz. Sıramın sonuna geldim ben. Bir düzümü ördüm. Bakın 3 ilmeğim kaldı. Önce ikinciyi, sonra birinciyi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Çeviriyorum. Ön yüzden yine aynı işlemleri yapacağız. Baştaki ilmeğimi aldım ve bir tane düzümü örüyorum. Bir düz. Önce ikinciyi, sonra birinciyi. Bir düz. Önce ikinciyi, sonra birinciyi. Bir tane düz. Önce ikinci, sonra birinci. Bir tane düz. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Model ilerledikçe kendini belli eden bir model. Şimdi sizlere büyük parçayı göstereceğim. O zaman daha güzel anlaşılacak. Büyük bir parçada ördüğüm modelim de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle büyük parça ördüğümü de görün istedim. Model ilerledikçe güzelleşen bir model arkadaşlar. Bakın çok güzel. Çok da kibar. Mevsimlik, baharlık. Tam da zamanı. Bu modelde mutlaka örün. Arkası aynı. Bakın önü aynı. İki yüzü de bir bu modelin. Bakın. Bu rengi de çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Sizler de bu modelden neler yapacaksanız yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Evet, bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.